Gazi Koşusu, Türk Akçılığının Derbisi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu anlamlı koşu 1927'den bu yana kesintisiz gerçekleştiriliyor. Beyaz bayrakta kalktı, start verildi ve Türk Akçılığının derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk Akçılığının derbisi olan Gazi Koşusu başladı. 3 yaşlı safkan İngiliz atları yarış hayatlarında sadece bir kez bu dev koşuda yer alabiliyor. Bir İngiliz tayının doğumuyla başlayan bu heyecanlı ve meşakkatli süreçte her jokeyin ve at sahibinin hayali bir gün Gazi Koşusu'nu kazanmak. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yer alan 2400 metrelik tarihi çim pistte gerçekleştirilen bu mücadele her yıl yoğun ilgiyle takip ediliyor. Bu yarışı kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına sahip oluyor ve yarışçılık tarihinde ayrı bir yer kazanıyor. Bu yıl koşulan Gazi Koşusu'nunsa ayrı bir önemi var. 1927'de ilk düzenlenen Gazi Koşusu, Cumhuriyet'in 100. yılında 97. kez düzenleniyor. Gazi Koşusu heyecanı, Yıldızlar'la kahvaltı etkinliğiyle başladı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye Jokey Kulübü ailesi katılım gösterdi. Organizasyonda yarışa katılacak atların sahipleri, mücadele edecek jokeyler ve eski yıldızlar bir araya geldi. Etkinlikte koşunun birincisine verilecek olan kupa da sergilendi. Gazi Koşusu'nu iki kez kazanan Süleyman Aktı, kariyerinde unutamadığı anları paylaştı. Ya ben tabii iki tane gazi kazandım bu kadar uzun jokeylik hayatımda ama 7-8 tane de ikinciliğim var. Hep böyle son dakikada geçildiğim atlar var. Benim ama bir tane gazi yarışım var, onu hiç unutmuyorum. Kalvados diye bir ata biniyordum. O zaman eski Ankara Hipodromu'nda koşuluyordu yarış. Yarışın içinde 1000 virajında beni kapattılar. Yani oradan çıktım, geldim, yarış bitti. Bir tek o kaybettiğim gazi yarışına çok üzülmüşüm. Mazisi eskiye dayanan bu yarışta rekor 2 dakika 26 saniye 22 ile jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bolt Pilot'a ait. 97. Gazi Koşusu'nda da boy gösteren Karataş için Bolt Pilot'ın önemi büyük. Fast Pilot liderliğini bir numaralı Bolt Pilot koruyor ve 70. Gazi Koşusu'nu bir numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Hayatımda anlamı çok büyük bir safkan. Mesleğimin daha başlarında böyle bir safkanla bütünleşmek, böyle bir atla başarılar elde etmek, onun üzerine adına filmler yapılması, hiç atçılıkla alakası olmayan insanlarla karşılaştığımda işte Bolt Pilot falan diye bir sevgi gösterileri beni inanılmaz mutlu ediyor. O yüzden Bolt Pilot için söylenecek çok şey yok. Aslında çok şey var da şu anda söyleyeceklerim bunlar. Benim için çok ayrı bir yeri var. Etkinlikten hemen sonra ise gelenek bozulmadı. Dev randevu öncesi Gazi Koşusu Balosu düzenlendi. İstanbul'daki baloya Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Adalı yarış öncesi duygu ve düşüncelerini paylaştı. Her gazi bizim için çok önemli ama bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla daha bir önem kazandı. Her zaman dediğim gibi Gazi Mustafa Kemal'in adını da taşıyan bu kupa bizim için çok önemli. Ona da layık olmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinlikler ve balonun ardından 97. Gazi Koşusu'nun gerçekleştirileceği o heyecan dolu gün geldi çattı. Günün ilk koşusu olan Kadın Binici Dostluk Kupası koşusunu Anadolu Harikası isimli atıyla Damla Atasoy kazandı. Atasoy bu anlamlı günde yarış kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Şöyle senin fotoya geçince ağladım, dayanamadım. Çünkü çok ya, uzun zamandan beri çalışıyordum bu koşu için. Bugün de çocuklarım bana eşlik etti. Onların şansına kazandım diye düşünüyorum. Tempolu bir yarış oldu. Arkalarda beklemeyi tercih ettim. Sonra kızımızla beraber fotoya önde geçtik. Çok mutluyum ve gururluyum böyle bir günde yarış kazandığım için. Kortej geçişleri ve çocuk aktiviteleriyle renkli görüntülere sahne olan etkinlik programı
Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi geçit töreniyle devam etti. Ve heyecan yerini 97. Gazi koşusuna bıraktı. Yer İstanbul Veli Efendi Hipodromu. Uzunluk 2400 metre. Her yıl gerçekleştirilen bu tarihi koşuya ise ilgi oldukça büyük. Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen bu anlamlı koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere 22 İngiliz safkanı yer aldı. Türk atçılığının en heyecanlı 2,5 dakikası için atseverler ve yarışseverler için piste kilitlendi. Son atın starting box'a girmesiyle nefesler tutuldu ve yarış başladı. Detaylar start hakemi emrine girdi, start verildi ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. Ve artık son viraj dönülmek üzere beklenen an, ekranları başındaki milyonlar, Veli Efendi'deki on binler nefesinizi 30 saniye tutun ve şampiyon olacak. Tayı alkışlamaya hazır olun lütfen. Urfa Aslanı son 400 metre 3 boy farkla önde geldi. Orta kubadan 8 numaralı Native Power'ın 2 boy kadar geriden 10 numaralı Kualisto'nun gayretleri var. Son 200 metre 4 boy farkla Urfa Aslanı önde geldi. Kualisto saldırıyor 4 atma kadar. Urfa Aslanı önde, Kualisto geliyor 2,5 atma kadar. Urfa Aslanı Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. 10 numaralı Kualisto ikinci oldu. 97. Gazi koşusunu Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı. Kaya yarışı 2 dakika 30 saniye 35'lik derecesiyle birinci olarak tamamladı. Jokey Mehmet Kaya böylece kariyerinde ilk kez Gazi koşusunu kazanmış oldu. Kaya duygu ve düşüncelerini TRT Spor mikrofonlarında paylaştı. Duygularım tarifi mümkün olmayan duygular tabii ki. Mesleki hayatımda neredeyse 26-25 senedir at biniyorum. Hedef zaten mesleğimize başlar başlamaz gazi koşusudur. Bütün jokeylerin. Daha önce bir kere ikinci ve üçüncü olmuştum. Rabbim bugün kazanmayı nasip ettirdi bize. Rabbime şükürler olsun. Yarışa gelince biz bu yarışı yani tayımızın doğduğundan itibaren tabii ki bu yarışı hedefliyorduk. Yarış adına başladıktan sonra bir iki yarış sonra artık bizim atın uzun mesafe koşacağını kanat getirdik. Ve ondan sonraki sürecimizi bu yarışa doğru hedefledik. Nitekim de bugüne kadar yaptığımız tüm hamleler bizi sonuca doğru götürdü. Benim için bir rüyaydı. Yani sanki bir rüyadaydım gibi. At sahibi Selim Kaya ise bu duygunun kelimelerle tarif edilemediğini ifade etti. O anı tarif edemem. Kendimi rüyada gibi hissettim. Çok değişik bir his. Allah tüm atçılara nasip etsin. Çok farklı bir duygu. Cumhuriyet'in 100. yılında 1927 yılından itibaren kesintisiz düzenlenen bu yarışı kazanmak, ayrıca babamın bindiği bir atla kazanmak çok ayrı bir his. Gerçekten kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. 97. Gazi koşusu yerini bir sonraki heyecana bırakırken, akıllarda ise Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilen bu organizasyon kaldı.